Ama Huxley'in algı kapılarını okudum diye ortamlarda söylerseniz kimse sizinle bu kitabı okumamışsa aynı eşikte artık olamaz. O asker lojmanlarına falan gidiyorsun, hani rütbelerine göre böyle askerlerin ayrılıyor ya, en böyle şeyli, apoletli olan askeri, böyle yaşlı amcaları işte en yüksek seviyeye oturtuyorlar. Siz oralara oturursunuz. Bu arada The Doors diye bir grup var ya, hani ünlü müzik grubu. O aslında The Doors of Perception'dan geliyor. Yani Algı Kapıları kitabından geliyor. Düşün, Jim Morrison'a, grubuna ismini verdirmiş kitap ya. Artık bunu okumuyorsanız da ne diyeyim yani. Biraz cahilsiniz. Hello! Güney bölgemizde yaptığım tatilim bir ay kadar falan oldu galiba. Birkaç gün diye gitmiştim ama bir türlü geri dönemedim. Bitti ve geri evime döndüm. İlk başta inanılmaz şikayet ettim İstanbul'da ne yapacağım falan diye ve sonra oradayken kitaplarla ilgili yaşadığım zorlukları hatırladım. Okuduğum kitaplar bittiği için kargoyla kitap siparişi vermek zorunda kaldım. Ve bu pandemi döneminde kargolarım aşırı geciktiği için günde 3 sayfa falan okuyup böyle bütün kitapları uzatmaya çalıştım. O yüzden İstanbul'a gelip de canım evimdeki, canım kütüphanemdeki sonsuz kitap denizine kavuşunca acayip böyle götüm kalktı. Bugün hangi kitabı okusam acaba, çünkü hepsini okuyabilirim diye triplere girdim. Ve dedim ki o zaman bir kitap videosu çekeyim. Acayip, çünkü kitap videosu talebi geliyor. İzlemezseniz o yüzden sizi mahvederim. Bu video izlenecek. Bana DM'den sürekli ne zaman kütüphane videosu gelecek, ne zaman kütüphane videosu gelecek diyorsunuz. Kütüphane videosunu bu arada ayrıca böyle bir gezmeli mezmeli çekebiliriz. İstiyorsanız onu yorumlara yazın. Çok istiyoruz diye. Sayacağım. Gerçekten çok isteniyorsa sayacağım. Şöyle bir 200'ün üzerinde falan yorum görürsem o zaman gelecek video. 200 çok mu az oldu Berk? İnsaflı davranalım ya. 200 iyi. 200 tane. Sayacağız. 200 tane gelirse videoyu çekeceğiz. Kalkacağım böyle bütün buraları gezdireceğim size. Neye göre düzenledim, neler var, işte hangi kitapları seviyorum, hangilerini sevmiyorum falan, hızlı bir tur. Şimdi ama kütüphanemin best of'u. Yani best of'u derken şöyle, çok sevdiğim yazarlar, işte böyle romanlar falan var ama onlar hani çok kişisel, böyle benim zevkime göre, hani herkesin hayatta aradığı şeyler farklı. Ama bazı kitaplar var ki bence böyle, ay beni linç etmeyin ama kutsal kitap gibi diyeceğim. Yani benim şahsi kutsalım olan kitaplar ve bence herkesin de kutsalı olmalı. Çünkü bu kitaplar kendi şeylerinde, böyle kulvarlarında bence rakipsizler. Bu kitabın becerdiği, yaptığı şeyleri başka kitaplar bence yapamıyor diyorum ve magazin turu gibi oluyor. Bilin bakalım hangi ünlü gibi, böyle sürekli bilgiyi veriyor kim olduğunu asla söylemiyor. Sayfaya iniyorsun. İşte o kitaplar duf 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 geliyor. O zaman ben onları görmeyin diye yanıma böyle kule gibi dizdim. Rastgele elime geldikçe başlıyoruz ama ilkini beğenmedim, geçiyorum. Beğenmedim, kötü kitaplarımda değil. Giriş için beğenmedim. Ve başlıyoruz. İlk kitap. Alain de Botton, zaten beni Instagram'dan takip ediyorsanız sık sık duymuşsunuzdur. Bence giriş yapmak için felsefeye aşırı iyi bir yazar. Böyle çok gerçekten kolay bir dille anlatıyor. Hani Instagram'dan bir postu okumak ne kadar kolaysa Alain de Botton'u okumak da o kadar kolay. Konu da cinsellik olunca yani bilinmeyen çok şey var. Ve yani kendimizi cinsellikle ilgili böyle çocukluktan ne bize kimse bir şey öğretiyor, ne işte okulda dersini alıyoruz. Kozmopolitan'dan öğrensen saçma sapan erkekleri mutlu etmek için sürekli şunu yap bunu yap falan diye tavsiyeler veren aşırı antifeminist bir mecra. Nereden okuyacağım peki ben bu cinselliği? Girişi nedir derseniz bu kitap. Cinselliğe nasıl farklı yaklaşırız? İncecik bakın. Bulması çok zor yalnız. Bunu nadir kitapta falan bulabilirsiniz. Sayfa sayısına bakıyoruz. 127. Bakın son konuda aldatma. İçinde aldatma. İşte ondan sonra pornografi. Cinsel isteksizlik. Bunları da görmüyorsunuz ama öyle gösteriyorum yine de. Aşk ve seks. İkisi acaba ne kadar bağlantı birbirine? Natalie mi Scarlett mı diye, Natalie Portman'la Scarlett Johansson'ın bir karşılaştırması var. Johansson demeliydim. Seksilik derin bir konu olabilir mi? Ondan sonra erotizm ve yalnızlık. Felsefi geliyor kulağa ama aşırı güzel anlatıyor. Gibi başlıklar var içinde. Şöyle içinden bir spoiler verecek olursam şunun gibi şeyler. Mesela seksi günümüzde böyle bir tenis gibi, bir spor gibi. Bu tak tak sesler geliyor mu? Açıklayalım. Üst kattan kendi katıma
Şu an gerçekten yağmur yağıyormuşçasına tavandan su akıyor. Kapı doğrama her şey gitti. Yani yakında elektriğe doğru ilerleyecek ve kısa devre yapıp evde yangın çıkacak falan diye bekliyorum. O yüzden üst katta şu an 1,5 ay sonra şikayetimden bir tadilat başladı. Şurayı görmemeniz lazım yani. Kovalar kovalar kovalar. Instagram'da gördüğünüz havalı fotoğraftan inanmayın, evimi şu an bok götürüyor. Neyse. Cinselliğe nasıl farklı yaklaşırız? Bu kitabı okuyun. Bakın hayatta iki tane önemli şey var. Birincisi yemek yemek, ikincisi seks. Seksi bilmiyoruz. Bu kitabı okuyunca biraz bilmeye başlıyoruz. Ay, bu kadar anlattıktan sonra var ya Alendo Botton'dan komisyon almam lazım. İkinci elime gelen kitap, bunu ben 14-15 yaşında falan okulda aldırmışlardı, o yüzden okumuştum. Türkçesi Çavdar Tarlası'nda Çocuklar ya da Gönül Çelen diye geçiyor. Salinger, kendisini karakter olarak yani biyografisini okuduktan sonra çok ciddi sorunları olan ve normalde arkadaş olmak istemeyeceğimi fark ettiğim bir insan olsa da bu kitabı okuduktan sonra hayattaki en iyi arkadaşımın Salinger olmasını istemiştim. Bu bir roman, okuması yine aşırı kolay. Bakalım sayfa sayısına, elimdeki 200 sayfa ama cep kitabı gibi şöyle küçücük. Ya küçük Deniz 15 yaşında çizmiş bunun altını. Acaba neleri çizdi? Ben bunu bir alıp bir daha bakayım neleri çizmişim. Bu kitap galiba hayatta sadece bir kitabın olacak ve sonsuza kadar tekrar okuyacaksın deseler benim için bu kitaptır. Yani böyle kalbimi titretiyor. Holden Caulfield isimli bir karakter var. O karakterin ergenlikteki bir çocuk iç dünyasını şahit oluyorsunuz bu kitapla birlikte ve bir iç dünya bu kadar güzel olabilir. Yani şu anlamda değil, ne kadar iyi bir insan falan gibi değil. Bir ergenlikteki bir çocuğun, çok zeki bir çocuğun içinde yaşadığı karmaşaları böyle söyleyince basitmiş gibi oldu. Kitap asla hiç basit değil. Okuyun, okumadan anlatılmaz yani. Öyle olsaydı ben de bugün Salinger olurdum, o kadar iyi anlatabilseydim diyorum ve 3 numara. The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, yani İngilizce olduğu için kitap İngilizce söylüyorum abi, havalıya kasıyormuşum gibi olmasın. Otostopçunun Galaksi Rehberi. Bu bir seri aslında, bu ilk kitabı. Bu benim hayatımı değiştiren kitaptır desem yalan olmaz. Çünkü ben diş hekimiyken, hala çene cerrahisine doktora yaparken Göztepe'den bindiğim, her gün eve gitmek için dolmuşa yine binmiştim ve bu kitabı okuyordum, ortalarındaydım ve bu kitabı okurken bana kafası geldi. Dolmuştan indim ve ben dedim bu doktoraya bir daha geri dönmeyeceğim. Diş hekimliğini böyle bıraktım bu kitap sayesinde. Çünkü neden? Kitap dünyanın son günüyle açılıyor. Dünya yok ediliyor. Dünyada çünkü böyle bir devlet dairesi varmış şeyde, galakside ve diyorlar ki biz dünyayı zaten yıkacaktık, size bilmem ne dairesine not bıraktık, görmediniz mi diyorlar. Dünyalılar böyle nasıl falan. Meğerse bütün galakside böyle saçma sapan bir hantal bir bürokrasi varmış ve ondan sonra dünyayı yıkıyorlar ve bu galakside otostop yapan bir tane adam dünyalı bir arkadaşını yanına alıp gel diyor ve galakside otostop yaparak bütün galaksideki gezegenleri gezmeye başlıyorlar. Dünyadaki ezbere bildiğimiz, alıştığımız, içine doğduğumuz birçok böyle hantallaşmış sistemlere ve bakış açılarına acayip böyle sarkastik yaklaşıp böyle taşak geçen, dalga geçen bir kitap ve gerçekten birçok şeyi sorguluyorsunuz. İçinde şöyle bir sahne var, hemen başında olduğu için spoiler'dan sayılmaz. Sayılır diyorsanız atlatın azıcık, tuşa basa basa geçin beni, ne yapayım. Şöyle bir şey var, adamın evi yıkılacak, dünyalı karakterin, ve ondan sonra buldozerle önünde birisi bekliyor evi yıkmak için. Bu da yıkmasınlar diye buldozerin önünde yatıyor. Ondan sonra birisi gelip buna, bu otostop yapan çocuk, işte şeyi söyleyecek, dünyanın yıkılacağını haber verecek bu dünyalı arkadaşına. O diyor ki saçmalama diyor, evimi yıkacaklar diyor, buldozerin önünde yatıyorum, görmüyor musun? Ondan sonra sen buradan kalkacak mısın diyor, kalkmayacağım diyor. Buldozerce sen gidecek misin diyor, gitmeyeceğim diyor. O zaman diyor biz zaten diyor, demek ki siz tahmini burada ne kadar duruyorsunuz? 3 saat biz böyle dururuz. İkiniz de 3 saat burada duracağınızı, ikiniz de 3 saat durmayın. 3 saat sonra geri gelin. Hani paralel bir evrendeki şey için boşu boşuna vakit kaybetmeyin diyor. Ve sonra şey düşünüyorsun, gerçekten aslında çok saçma, hani iki kişi karşılıklı 3 saat duracaksa ikisi de zaten madem duracağız diyerek geri çekilebilir. Belki orada bir gittin geldin, benim kafam dağıldı, inşallah buralarda sıçmamışımdır. Eğer buralarda biraz saçmaladıysam benim değil arkadaşlar, kesinlikle benim zekamla alakalı bir sorun yok. Belki orada cool cool gezinmesi yüzünden ÖSS şeysinde, sınavında dışarıda bekleyen veli gibi dikkatim gitti. Sorry. Bu da 3. kitaptı. 4. kitap. Duf duf duf. Can Kozanoğlu ve Mirgün Cebas'ın kitabı. Daha doğrusu şöyle, Bu Bıçkın ve Ağlak. Can Kozanoğlu bir sosyolog. Bu arada Robert Kolej kendisi de
bence Türkiye'de yaşayan en zeki insanlardan bir tanesi. Yani ve sosyolojiyi seçmiş olması harika. Çünkü adamın kafası zaten, adamın diyorum ayıp olmuyor inşallah. Ya tamamen analitik zeka için üretilmiş bir beyin yani. Böyle analiz şelalesi bir beyni var Can Beyefendi'nin. Can Beyefendi de garip oldu neyse. Can Kozanoğlu'nun. Ve o yüzden de sosyoloji okuyup gerçekten bunun üzerine uzmanlık yapıp yani Türkiye'deki toplumsal yapıyı incelemesi, ya daha başta zaten kimse inceleyemez bence onun incelediği gibi. Ve o yüzden de Can Kozanoğlu sanırım kitap yazmaya biraz üşendiği için demişler ki Mirgün Cebası zaten kendisinin iyi arkadaşı. Mirgün otursun Can'la söyleşi yapsın. Ve bütün söyleşiyi yazmışlar Bıçkın ve Ağlak kitabında. Eğer benim gibi siyasetten zerre kadar anlamıyorsanız, ya millet neyden bahsediyor, bu partiler ne iş, Türkiye'nin yakın tarihi nedir, hiçbir şey bilemiyorum, ortamlarda konuşamıyorum diyorsanız, televole gibi anlatıyor. Sakın şey zannetmeyin, kalite anlamında inanılmaz yüksek ama gerçekten bir magazin heyecanında, çünkü yüksek zekaya sahip bir bireyin aşırı güzel sarkastik şakalarıyla kitap şıkır şıkır akıyor. Siz bunu yalayıp yutup bitiriyorsunuz ve bittiğinde aman Allah'ım Türkiye'nin bütün yakın tarihiyle ilgili ve günümüzde olduğu yerle ilgili bütün ortamlarda insanların daha iyi tespit yapabilecek altyapıya sahip oluyorsunuz. Bence okullarda okutulmalı diyeceğim ama çok ironik olur değil mi? Evet. Bir sonraki kitabımız. Camus'un Yabancısı. Bunu niye öneriyorum? Çok bilinen bir kitap aslında ama 110 sayfa. Bunu 110 sayfa bakın. Eğer hala okumadıysanız cahilsiniz. Bu kitabı okunacak. Bu kitap benden size ödev. Neden? Hepimiz birilerini yargılıyoruz. İşte şunu yapılmaz kardeşim. O benim kırmızı çizgim işte. Şu kadarı da artık çok fazla. Şunu yapmayacak diye hani. Hepimizin böyle bir etik anlayışında bir yere kadar esneyiz ama bir yerden sonrası hani o bana göre yapılmıyorsa zaten doğrusu odur diye düşünüyorsun ya. Bu kitabı okuduktan sonra bir insanın iç dünyasını anlayıp sorgulamaya başlıyorsun. Acaba bir insanı öldürmek bile kötü bir eylem midir? Direkt dümdüz kötü diyebileceğimiz bir eylem midir? Yoksa neler neler? bak. Camus'un reklamını yapıyor burada ölmüş adamın. Bu Yabancı gerçekten okuduktan sonra birazcık hayata bir mola verip insanlarla falan buluşmayı kesip şöyle biraz tavanlara, duvarlara, benimkisi gibi akıyorsa da bakmayın da temiz boş tavanlara, duvarlara baka düşünme molası verdiren bir kitap. İnanılmaz bir kitap. Bu arada böyle kitapları okurken şunu beklemeyin. Okurken terapi gibi aynen. Hani wow falan olmuyorsun. Okuyorsun, okudukça kafası geliyor. Esas bittikten sonra gitgide zihninde böyle bir şeylerin kilidi açılıyor ve gelmeye başlıyor kafası. Tabii ki okuması da güzel ama bu kitapların faydası asıl okuduktan sonra diyoruz ve aha Ayfer Tunç tam okuması zevkli demişken. Bir Deliler Evi'nin Yalan Yanlış Anlatılan Kısa Tarihi. Kısa tarihi derken bu hiç kısa olmayan bir kitap. 500 küsür sayfa. Ama size iddia ediyorum okuyabileceğiniz herhangi bir başka bir şeyin 50 sayfasına çok daha kolay ve hızlı okunuyor. Türkiye'de bence yaşayan en iyi hikaye anlatıcısı bile diyebilirim. Ayfer Tunç kadar ben iyi bir hikaye anlatıcısı görmedim. Ve bunu okumanızı istememin sebebi de eğer bu dünya size kötü geliyorsa, burası yaşanası bir yer gibi gelmiyorsa, bana bir paralel evrenin bir kilidini, bir anahtarını bir verin de ben bir gideyim. Tatile çıkacak param da yok benim ama şöyle bir yolculuk yapıp gelmek istiyorum başka bir gezegene diyorsanız, böyle bir şey yok. 43 lira diyor. 43 liraya hiçbir yere gidip gelemezsiniz siz bu kadar gün. Fakirler diyormuşum ya. Böyle şakalarım hiç anlaşılmasın. Arkadaşlar gidemiyoruz hiçbir yere. Zaten pandemiden gidemiyoruz. Bu kitap bilettir. Gidiş, dönüş, her şey dahil tatildir. Bu kitap okunacak. Evet. Sıradaki kitabımız Sabahattin Ali, İçimizdeki Şeytan. Bu da Camus'un Yabancısı gibi bir insanı hiçbir zaman gerçekten istediğiniz kadar yakınlaşın. Gerçek anlamında içinde ne döndüğünü bilemezsiniz. O kadar tanıyamazsınız. Çok yakın arkadaşınız bile size kendisini göstermek istediği gibi gösterir. Ama eğer içimizdeki şeytanı okursanız bir insanın dışarıdan nasıl görünürken içeriden nasıl bambaşka görünebileceğini anlamak istiyorsanız bu kitapla başlayabilirsiniz. Sonra belki diğer insanlara baktıkça onların da içinde ne kadar başka şeyler döndüğünü hesaplamaya başlayabilirsiniz. Ödevdir. Bu da ödevdir. Ya bu kitapların hepsi ödev ya. Bunlar amme hizmeti bu video. Yemin ediyorum amme hizmeti bakın. Bu yetenekli çocuğun dramı.
Alice Miller. Bu arada çok olaylı bir karakter. Alice Miller çok ünlü bir psikiyatrist ve çocuklar üzerine inanılmaz kendisinin öğretileri var. Çok ironik olan şey ise daha sonra ortaya çıkıyor ki çocuğuna kocasıyla birlikte ne işkenceler yapmış, ne işkenceler. Bunları bir kenara koyuyoruz çünkü ne yazık ki çok iyi yazarların çoğunun çok karanlık dünyaları var. Zaten o yüzden de yazmakla ilgili bu kadar kafayı bozmuş durumdalar. Böyle çok mutlu her gün bahçesinde çiçeklerini sulayan insanlar genelde oturup da kitap yazmıyorlar. Kendisiyle derdi olan, dolayısıyla başkalarına da dert verebilen insanlar kitap yazıyorlar. Bu da yazarlık tartışmalarıyla ilgili genel bakış açım. O yüzden evet, bazı tacizci insanların da, Salinger gibi bazı psikopatların da kitaplarını okuyorum. Kitabını okumak başka bir şey. O insanı onaylayıp evini alıp yatıya şey yapıp çek yatağa, çarşaf serip gel kardeşim yat demek farklı bir şey. Bunu da altını çiziyorum. Evet, ne diyordum? Yetenekli çocuğun drama. Bu kitapla bir çocuğa çocukken yaşatılan şeylerin ileride nasıl sonuçları olabileceğiyle ilgili öyle aydınlanmalar yaşatıyor ki okurken çoğu yerde ağlayacaksınız. Hassiktir diyeceksiniz. Bu bana oldu. Sert olmuş. Annenizi babanızı bir süre aramayın çünkü çok fena kavga edersiniz. Okuduktan sonra, sindirdikten sonra bir hafta falan geçsin, yavaş 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 salarsınız. Bu kitabı da bence 20 lira diyor ama bu ekonomide tabii 20 lira falan değil, kalmaz artık 20 liraya. Metroya binemezsin. Şimdi bakın sakın ciddi şey yapmayın, metronun ondan daha ucuz olduğunu tabii ki biliyorum. Ben de her gün biniyorum arkadaşlar. Evet. Kitaplarımız orada devrilirken Berk'cim düzeltiyor. Evet, Huxley. Huxley inanılmaz bir yazar ve Algı Kapıları bence kesinlikle okunması gereken bir kitap. Neden? Kendisi bunu bir uyuşturucu etkisi altında yaşadıklarını yazdığı bir kitap olarak anlatıyor. O öyle anlatmıyor, ben öyle anlatıyorum. Ama Huxley'e çaktım onun cümlesiymiş gibi. Öyle. Adam uyuşturucuyu kullanıyor ve kullandığı uyuşturucu, kitabı okuduğunuzda göreceksiniz, inanılmaz farklı bir uyuşturucu. Gerçekten insanın çok başka bir algısını açıyor. Yani normalde hep düşünceler üzerine yaşıyoruz ya, bu uyuşturucunun etkisi altındayken bayağı maddesel olarak varlığımızın kafasını çözüyor Huxley. Ve hani böyle sadece ışığın bir yere vuruşunun saf güzellik oluşu gibi şeyleri anlatıyor. Şimdi yine ben anlatıp Huxley'den rol çalmayayım. Siz bunu bir okuyun. Bu kitap da bu arada okuması çok kolay diyemem. Şöyle bir eşle dostla iletişiminizi kesin, bir inzivaya çekilin ama Huxley'nin Algı Kapılarını okudum diye ortamlarda söylerseniz kimse sizinle bu kitabı okumamışsa aynı eşikte artık olamaz. O asker lojmanlarına falan gidiyorsun, hani rütbelerine göre böyle askerlerin ayrılıyor ya, en böyle şeyli, apoletli olan askeri böyle yaşlı amcaları işte en yüksek seviyeye oturtuyorlar, siz oralara oturursunuz. Bu arada The Doors diye bir grup var ya, hani ünlü müzik grubu. O aslında The Doors of Perception'dan geliyor. Yani Algı Kapıları kitabından geliyor. Düşün, Jim Morrison'a, grubuna ismini verdirmiş kitap ya. Artık bunu okumuyorsanız da ne diyeyim yani. Biraz cahilsiniz. Evet. Murat Gülsoy. 602. Gece. Murat Gülsoy inanılmaz bir adam bence. Kendisinin yaratıcı yazarlık kursuna gitmiştim. Türkiye'deki bence gerçekten Türkçeyi basitçe konuşup anlatarak, yani böyle biz zekili olarak sadece kendilerimize takılıyoruz demeden normal insana anlatma konusunda çok başarılı bir edebiyat eleştirmeni. Yani edebiyatı eleştiriyor ama eş dost biz üç entel kendilerimize konuşuyoruz diye değil. Bayağı senin benim anlayacağım dilde eleştiriyor. Ve 602. Gece'de Ahmet Hamdi Tanpınar, Oğuz Atay, Orhan Pamuk mesela, bu üç isim ve daha birçok ismin yazılarından örnekler alarak orada ne anlattığını, neden anlattığını, bu işlerin daha öncesini, daha sonrasını hepsini o kadar güzel anlatıyor ki. Size şöyle söyleyeyim, iğrenç bir insansanız eğer hiç Orhan Pamuk, Oğuz Atay, Ahmet Hamdi Tanpınar okumadan, okumuş gibi yapayım diyorsanız mesela bu kitabı okursanız en güzel pasajları orada burada satarsınız. Böyle de bir yani adeta hırsızlık yapmış gibi olursunuz. Çünkü o kadar güzel analiz ediyor ki burada, ama sonra zaten bence yani kitap okuyacak bir insan olduğunuzda o kadar şerefsiz olamazsınız. Zaten merak eder gider o kitapları alır okursunuz. Bence kesin yani bunu okuyun. Saramago. Death at Intervals diye ben İngilizce almışım. Kitapçıda herhalde o denk gelmiş. Aslında kitabın orijinal dili de İngilizce değil. Dolayısıyla İngilizce almasının bir faydası yok. Çünkü Türkçe'de alabilirsiniz. Kendisi Portekizli bir yazar. Saramago'nun bu kitabını bana başka bir videomda bahsetmiştim, ölüm korkusuyla ilgili olan da.
ölüm bir varmış bir yokmuş Türkçesi. Evet, bu kitapta ölüm nokta ya, hayatımızın sonundaki nokta, artık bitiyor. Aslında o bir ihtiyaç ama biz bunu anlayamıyoruz ve bunu anlamamız için Saramago cümleleri asla bitirmiyor. Cümle burada başlıyor, bütün sayfa devam ediyor, başını unutuyorsun artık, kafan allak bullak oluyor, bitsin ne olur bitsin diye yalvarıyorsun, bitir hoca diyorsun, Saramago abi bitir diyorsun, bitirmiyor. Ve kitabı okurken o kadar yoruluyorsun ki şeyi anlıyorsun, yani hikayeler gerçekten uzadıkça uzadıkça insanı çok yoruyor ve bitmesi lazım. Nasıl? İşte bakın bakın. Böyle işte, bu arada kitabı sadece okumakla kalmayıp iyi analiz yapmak için Murat Gülsoy gibi edebiyat eleştirmenlerine okumak lazım. Ve son iki kitaptayız. Beden kayıt tutar. Bu kitabı içi inanılmaz literatürden böyle çalışmalarla, makalelerle dolu. Travmaların insanda nasıl izler bıraktığını bence şöyle falan diye anlatmıyor. Bayağı çalışmalarla anlatıyor ve okudukça okudukça böyle karalar bağlıyorsunuz. Vay benim başıma gelenler diye. Çocukluğunuzdan beri olan her şeyin sizde bıraktığı izlerini, neden bugün böyle bir yıkık olduğunuzu anlıyorsunuz bu kitabı okuyunca. İyi mi oluyor, kötü mü oluyor bilmiyorum ama en azından boşu boşuna böyle olmamışız. Her şeyin varmış bir sebebi diyorsunuz. Çok ilgi çekici bir kitap bence. Çünkü ben böyle şey, yani referans veren, işte çalışmaları böyle pasajları alıp koyan, hani bayağı böyle bir doktormuşsunuz gibi hani makale okuma fırsatı sunan, böyle bilimsel dayanığı sağlam kitapları seviyorum. Öyle legaluga yapan, neyse isim vermeyeyim, şey kitapları sevmiyorum. Hayat şöyledir işte, enerji içimizde, titreşimleri hissedelim falan filanlara hiç gelemiyorum. Ve Astrolisler son çıkar. Mina Urgan, Bir Dinozorun Anıları. Mina Urgan benim kutsalımdır. Mina Urgan'a kimse yaklaşamaz. Bu hayatta gerçekten ölmeden karşılaşmadığıma en çok üzüldüğüm insan Mina Urgan'dır. Mezarından çıkarma şansım olsa çıkarır. Gerçekten şurada hemen getirir. Cihangir'de oturtur, bir kahve içip bırakmam. Hemen oradan rakıya bağlarım. Sonra da eve yatıya getiririm. Sonra kapıyı kilitlerim ve bir daha salmam. Öyle seviyorum, anlıyor musunuz? Mina Urgan harika bir kadın. Ve bu kitabı okuyun. Neden okuyun biliyor musunuz? Birincisi dünyanın en eğlenceli kitabı. İkincisi Mina Urgan zaten İngiliz Edebiyatı profesörü olduğu için edebiyatı donunda sallayan bir insan. Türk şeysi içinde bence hani Shakespeare'i falan çeviren, işte Virginia Woolf çeviren, böyle Türkçe'ye inanılmaz böyle İngiliz edebiyatına eserler kazandırmış bir kadın. Ama burasını geçin, dünya en komik kadını ve anılarını anlatıyor. Anılarda karakterler de bu arada hani Abidin Dino falan arkadaşı, böyle sürekli edebiyat dünyasından bildiğiniz böyle aşırı aşırı hani şey isimler. Onun hep aile evinde, orada burada böyle birlikte rakı içtiği falan insanlar. Hepsini, onları bunları da geçiyorum. Yaşamaktan ben hayatım boyunca korktum. Yaşlanınca her şey bok gibi olacak diye düşünüyordum. Mina Urgan okuduktan sonra Allah'ım bir an önce 80'lerime gelebilir miyim? Hayat 80'lerde başlıyor dedim. 80'lere geldikten sonra 90'lara falan doğru artık Mina Urgan diyor ki zaten diyor gidici kafadasın. Ben diyor senin bugün suratına tükürürüm. Yarın belki yokum. Tükürdüğümle kalırım. O yüzden diyor bir kafaya girdim diyor. Artık diyor böyle canım ne isterse yapıyorum. Acayip diyor, kafama göre yaşıyorum. Çünkü her an gidebilirim. Hiç utanma şey kalmadı bende diyor. Ve o yüzden yani bence birçok insanın 18 yaşında, 20 yaşında yaşayamadığı eğlenceyi kendisi yaşlılığında öyle bir yaşıyor ki, yani kitap gerçekten hani böyle şey olsun istiyorsunuz. Ya şurada bir şey açılsın, içine gireyim, ben bu kitabın içine yaşayayım, bir daha da çıkmayayım çünkü benim hayatım asla böyle güzel değil diyorsunuz. Bakın bu kitapların hepsi, daha pandemi biteceği falan yok. Aşılanma hızına bakın. Moralizi bozmak gibi olmasın da biz evdeyiz. O yüzden bu evde oturduğunuz süreden sonra, pandemi bittikten sonra zaten zincirinden boşanmış köpek gibi olacaksınız. O zaman dolu dolu çıkmak için boşa geçmesin bu zamanlar. Bu kitapları bence bir okuyun. Hepsine değilse de hani aklınıza yatanları, belki daha ince olanları, belki daha eğlenceli olanları, bilmiyorum, seçin işte bir şeyler. Çıktığınızda şöyle ortamlarda, rakı sofralarında, orada burada, işte kız düşürmeye çalışırken, ne bileyim yine arkadaş edinmeye çalışırken, bir işe girinmeye çalışırken, toplantılarda falan anlatacak havalı şeyleriniz olsun diyorum. Ve artık nefesim bitti, tükendim. Bu videonun sonuna geliyorum. Kitaplarla ilgili yorumunuz varsa aşağı bırakın. Kütüphane turu istiyorsanız onu kesin aşağı bırakın. 200 like, 200 yorumdan aşağısına video çekmiyoruz. Biz de böyle boş gezelim, boş kafası değiliz. Videoyu sevdiyseniz, benim bütün antipatikliğime rağmen neden bu kadar asıp kestim bilmiyorum. Like tuşuna basabilirsiniz. Neden bu kadar asıp kesmene rağmen seni sevdiğimi anlamadım ama biraz daha konuşursan dinleyecek gibiyim diyorsanız da abone olabilirsiniz. Sizi seviyorum. Öpücükler.